Bu çok komikmiş. Gerçi devasa bir sırtlansanız her şey komik gelir. Antik çağlardaki hayvanların nasıl göründüğünü merak ediyorsanız söyleyeyim. Onlar günümüzdeki hallerinden çok daha büyük, keskin dişli ve... Bir dakika, bu kadarı yeterli gelmiştir sanıyorum. Evet, o çağlarda hayatta kalabilmek için çok büyük bir canavar olmanız gerekiyordu. Çünkü etrafınızdaki her şey 5 beden daha büyüktü. O zamanki sırtlanlar 1 metre yüksekliğe ve 180 kilograma ağırlığa ulaşabiliyordu. Bu modern bir aslanın boyutuna denk geliyor ve günümüz sırtlanlarından 3 kat daha büyük. Antik sırtlanın bacakları daha kısaydı. Keza tarih öncesi birçok hayvanın neslinin tükenmesindeki önemli etkenlerden biri de buydu. Çünkü zaman içerisinde yiyecek kaynakları tükendi ve avlarını yakalamak için yeterince hızlı ve uzun süre koşamamaya başladılar. Bunun yanında kendilerini takip eden büyük avcılardan kaçmayı da başaramadılar. Antik ve günümüz sırtlanlarının oldukça benzer alışkanlıkları vardı. Menülerinde et, et ve biraz daha et bulunurdu. İkisi de kendileri avlanmak yerine yiyeceklerini daha küçük avcılardan çalmayı tercih ederdi. Ve elbette ikisi de sürekli gülümseyerek dolaşırdı. Beynim! Köpek balıklarını korkmamız gereken deniz canlıları olarak tanımlarız, değil mi? Ancak aynı şey balinalar için geçerli değildir. Çünkü onlar genellikle iyi huyludur, planktonlarla beslenirler ve sırtlarındaki delikten su püskürtürler. Fakat arada sırada biraz sakarlıkları tutar ve birkaç gemiyi alabora ederler. Ama ne olursa olsun insanlara karşı özel bir iştahları yoktur. Lakin hepimiz bu 15 metre uzunluğunda ve 50 ton ağırlığında olan keskin dişli balina, Leviathan ile aynı dönemde yaşamış olsaydık... Plaja gitmek asla şimdiki gibi olmazdı diyebilirim. Bu canavar 6 fil ağırlığındaydı ve bir tırdan daha uzundu. Birçok türü yiyebilmesiyle bilinen bu balinanın sahip olduğu dişlerse yaklaşık olarak bir insan eli büyüklüğündeydi. Bu arada yedikleri şeylere diğer balinalar da dahildi. Tek rakibi ise şimdiye dek gezegenimizde yaşamış en büyük ve korkutucu köpek balığı olan Megalodon'du. Evet, tahmin edebileceğiniz gibi bu liste genellikle neslinin tükendiğine sevindiğimiz, inanılmaz keskin dişlere sahip olan devasa ve tehlikeli hayvanlardan oluşuyor. Fakat burada insanların yakın akrabalarından birine de rastlıyoruz. Merhaba kuzenin kuzeni. Bu kuzen P. Zamanına göre yeteri kadar büyük olan beyni ve iyi refleksleri sayesinde kendisini ondan daha büyük boyutta fakat daha küçük beyne sahip olan yaratıklara karşı koruyabildi. Genellikle bitkiler, kökler, meyveler, küçük yapraklar, böcekler ve tohumlarla beslenirlerdi. Yaklaşık olarak 1,5 metre uzunluğunda ve 70 kilogram ağırlığındaydı. Tarih öncesi hayvanlarla karşılaştırıldıklarında devasa sayılmasalar da zorlu dönemlerde hayatta kalmalarına yetecek kadar büyük olduklarını söyleyebilirim. Sıradaki canlının neslinin tükendiği için gerçekten çok mutluyum. Karşınızda antik bir memeli olan Gorgonopsia. Bu canlıların memeliler ve sürüngenler arasında bir yerde olduğunu söyleyebilirim. Bunu demekle birlikte 13 santimetrelik devasa dişleri ve 45 santimetre uzunluğundaki kafa taslarıyla günümüzdeki bir ayının boyutlarına sahiplerdi. Türün ilk örnekleri oldukça küçüktü. Neredeyse bir köpek kadardı. Fakat evrim zamanla devreye girdi ve onları dönemlerindeki en büyük avcılardan biri haline getirdi. Tüm bunlar 250 milyon yıl önce yaşandığı için bilim insanları hala onların deriye mi, kürke mi yoksa pullara mı sahip olduğunu bilmiyor. Ancak vücutlarının geri kalanına kıyasla çok büyük bacakları olduğunu biliyorlar. Bu da o zamanlardaki diğer birçok hayvandan daha hızlı koşabildikleri anlamına geliyor. Andrew Sarchus ya da diğer adıyla Andy'ye bakalım. Günümüzdeki kaplanlar, kurtlar ve sırtlanlar gibi yırtıcılara ait özellikleri bünyesinde barındıran bu canlı, hepsinin birleşimi kadar ürkütücü görünüyordu ve çok keskin dişlere sahipti. Şimdiye dek yaşamış en büyük etçil memelilerden biri olan Andy'nin aslında domuz, deve ve antilopların geldiği ailenin bir üyesi olması çok ilginç değil mi? Andy'nin boyutları günümüzdeki bir bizonunkiyle aşağı yukarı aynıydı. Ağırlığınınsa en azından yarım ton olduğu düşünülüyor. 40 milyon yıl önce yaşayan ve pek fazla yemek ayırt etmeyen bu yaratık bulabildiği tüm memelilerin peşine düşüyordu. Ayrıca görünüşe bakılırsa antik çağlardaki kaplanlar ve diğer avcılar günümüzden farklı olarak domuzlardan korkuyordu. Evet, işte karşınızda Terminator domuzla kaplı Entelodont. Yapılan araştırmalar bu hayvanların daha çok hipopotam, balina ve kuzenleri Andy'ye benzediklerini gösteriyor olsa da lakaplarını bırakacak gibi durmuyorlar.
Terminator domuzların ilk örnekleri günümüzdeki domuzlar kadardı. Fakat zamanla boyutları bir ineğinkine denk olacak kadar büyüdü. Ayrıca başta burunları da kısaydı. Ancak evrim bu halde yeteri kadar korkutucu olduklarını düşünmediğinden birkaç milyon yıllık bir süreçten sonra çok daha uzun ve korkutucu bir hal aldı. Bunun yanında da rakiplerini korkutacak derecede sivri ve uzun köpek dişlerine sahiplerdi. Aman neyse, nihayet sıra korkmak zorunda olmadığımız bir memeliye geldi. Yani en azından yoluna çıkmadığımız sürece. Çünkü bu dev canlı yanlışlıkla üzerimize basarsa ne yazık ki kurtuluşumuz olmazdı. Fakat otçul bir hayvan olduğu için güvende olduğumuzu söyleyebiliriz. İşte karşınızda nazik dev, gök gürültüsü canavarı Megaceros. Oldukça dayanıklı boynuzları, 3 tonluk ağırlığı ve 5 metre uzunluğuyla günümüzdeki gergedanlardan çok daha büyüktü. Fakat boyutları hayatta kalmasına yeterli olmadı. Çünkü Andy'nin av listesinin başında geliyordu. Böylesine bir listeyi son derece tehditkar bir kılıç dişli kedi olmadan tamamlayamayız. 1,2 metre boyunda ve 45 kilogram ağırlığında olan bu çevik canlılar sürüler halinde avlanırdı. Fakat kediler nasıldır bilirsiniz. Tek başlarına yaptıkları avlarla gurur duyarlar. Aynısı Megan takma adına sahip Megantereon için de geçerliydi. O ve arkadaşlarıyla Avrupa'da, Asya'da, Kuzey Amerika'da ve Afrika'da, kısacası dünyanın her yerinde karşılaşabilirdiniz. Günümüzdeki büyük kedilerin avlarının peşinden koşmayı sevdiklerini düşünürüz. Fakat Megan'ın yapısı uzun mesafeli veya yüksek süratli koşular yapmak için uygun değildi. Hayır hayır, o pusuya yatardı ve avının yakınlarına gelmesini beklerdi. Bunun için güzel bir yer seçerdi, bir ağaca tırmanırdı, gizlenirdi ve bulunduğu noktadan sakince etrafını gözlerdi. Ardından biraz su içmek için gardlarını düşüren ve hiçbir şeyden haberi olmayan otçul hayvanlar Megan'ın sürpriziyle karşılaşırdı. Günümüzde ise bu avlanma türünü leoparlarda görebiliyoruz. Sahip oldukları sivri dişler en büyük silahlarıydı. Yani dikkat etseniz iyi olur. Nihayet sırada adını kolaylıkla söyleyebildiğim bir canlı var. Kısa yüzlü ayı. Bu canlı saatte 65 km hıza çıkabilmesiyle biliniyor. Ayı avını köşeye sıkıştırdıktan sonra iki ayağının üzerine kalkardı ve 4 metrelik boyunu tüm ihtişamıyla sergilerdi. Zavallı avsa başına çok kötü bir şey geleceğini böylece anlamış olurdu. Mağara ayıları genellikle otçul olur. Ancak kısa yüzlü ayılar böyle düşünmezdi ve genellikle eti tercih ederdi. Bu tür hem avlanmayı hem de diğer avcıların artıklarını toplamayı severdi. Şimdi de tarih öncesi aslanlardan biri olan Dilacoleo ile karşınızdayız. Kulağa bir ilaç adıymış gibi geliyor, değil mi? Neyse, 1,5 metre uzunluğunda ve 90 kilogram ağırlığında olan Leo'nun güçlü bir çenesi, keskin dişleri, uzun ve çekilebilir pençeleriyle kaslı bir vücudu vardı. Ayrıca kuyruğu da şaşırtıcı derecede güçlüydü. Leo'nun ana vatanı ise kendisi gibi güçlü bir kuyruğa sahip olan ve bununla dengelerini sağlayan kanguruların yaşadığı Avustralya'ydı. Kangurulardan bahsetmişken, Leo'nun kökeniyle ilgili şaşırtıcı bir şey öğrenmek ister misiniz? Kanguru, koala ve dev wombatların bir avcının öğle yemeği olana kadar mutlu mesut yaşadıklarını düşünüyor olabilirsiniz. Fakat Leo da esasen bu ailenin bir üyesidir. Bu tür nasıl olduysa dişleri çok daha büyük olan bir kılıç dişli kaplan yetiştirmiş. Yürü be Leo, yık tüm klişe inanışları! Leo, besin zincirinin üst kademelerinde yer alıyordu. Fakat yaşadığı zamanlarda güçlü bir monitör kertenkelesi olan Megalania ve dev bir timsah türü olan Kinkana gibi rakipleri de vardı. Tamam tamam, sürüngenleri pistten alalım. Bu video sürüngenler hakkında değil. Merak etmeyin, sıra size de gelecek. Tarih öncesi çağlar dinozorların egemenliği altındaydı ve diğer tüm canlılar onlardan korkup saklanırdı. Fakat bu gidişata dur diyecek bir canlı vardı. İşte karşınızda Büyük R ya da Repenomamus. Bu gizemli memeli dinozorlara baş kaldırmasıyla biliniyor. 130 milyon yıl önce ortaya çıkan porsuk benzeri bu canlının boyu yaklaşık olarak 1 metreydi. T-Rex'le ve diğer dinozorlarla kıyaslandığında ufacık kalsa da o çağdaki birçok tüylü dinozordan çok daha büyüktü. Hatta Büyük R bu tarz dinozorları yerdi bile. Tam olarak nasıl olduğunu bilmiyoruz fakat bilim insanlarının bu soruyu da çok geçmeden cevaplayacağını ümit ediyoruz.